Merhaba arkadaşlar. Bugün pazar. Sanırım ayın 20'si mi? 20 Ağustos. Pazar sürüşüne çıkacağım. Hava çok sıcak. O yüzden şöyle size de göstereyim. Sularımı ayarlıyorum. Su aldım 2 tane. Aslında 2 tane almama gerek yok ya. Isınacak. Birini boşaltayım. Şöyle yapalım. Bir tane benim karnetim vardı içecek. Karnetini alayım. Rotayı belirledim. Rota üzerinde soğuk su alırız. Karnetini de şöyle. Bunu tam Bodrum'dayken almıştım içmek için. Fakat çok erken saatte çıkacağız diye. Midemi de bozar diye biliyorsunuz. Mideyle ilgili ciddi sıkıntımız var. Hemen şunu ayarlayalım. Şöyle dün yarısını içmiştim. Yarısını da bugün içelim. Ya benim mide sorunum var ya. O yüzden her şey bana çok dokunuyor. Bu yüzden bir şey yerken içerken falan çok dikkat etmem lazım. Suyumuzu tamamladık. Bunu da hemen sürüşün başında içeriz. Karnitin biliyorsunuz yağ yakımına yardımcı olan bir de enerji veren bir şey. Yağ yakımını yaptığı için yağ otomatik olarak da yakılan yağlar enerjiye neden oluyor. Şöyle hemen bisiklet de hazır. Bunu buraya alalım. Suyumuzu öne alalım. İyice kapatalım. Bu da benim minik kızım ya. Dünya güzeli kızım. Bu da benim minik kızım ya. O da bisikletçi olacak. Benim güzel kızım da bisikletçi olacak. Dünya güzel. O ağzını yerim. Göl büyüyeyim gel. Göl büyüyeyim yiyeyim gel. Göl ağzını yiyeyim gel. Evet bisiklet hazır. Sıra aldık. Şimdi şeyi alayım. Hemen kilometre saatimizi alalım. Şöyle bu neymiş? Neymiş bu? Ay enerji olur yolda görürüz. Bunu da alalım. Başka da bir şey yok. Şunu kapatalım. Şimdi şöyle tura gidiyoruz. Bugün aşağı yukarı bir 70-80 kilometrelik bir tur planı yaptım. Hala bu arada eski ayakkabılarımı kullanıyorum. Yeni ayakkabılarıma geçemedim bir türlü kıyamadım. Onları da halledelim. Tur aşağı yukarı 80 kilometre olacak. Bunun 25-30 kilometresi normal araç yolundan, daha doğrusu şehirler arası yol olarak geçiyor. Tur 80 kilometre civarında olacak. Bu 80 kilometre aşağı yukarı 30 kilometresi şeyde araç yolundan olacak. Kalan kısımları ise köyler arası yollardan olacak. Size göstereceğim zaten. Hadi şimdi gidelim. Evet. Gidiyoruz. Tura başlayalım bakalım. Aşağıda dediğim gibi 80 kilometre planlıyorum. Umarım planladığım gibi olur. Hazırız. Evet arkadaşlar, yola çıktık. Şehir içi diye çok fazla video çekmiyorum. Mahalle aralarında ya da burada bu araçlar yüzünden çok tehlike yaşıyoruz. O yüzden pek video çekmiyorum. Çok rüzgarlı bir gün. Yine Saray yönüne gideceğim. Ancak Saray yönünden rüzgar esiyor, yani Karadeniz tarafından. O yüzden bayağı zor bir sürüş olacak. Bakalım. Rüzgarı yiyebildiğimiz kadar yiyeceğiz. Ya o bizi yiyecek ya biz onu yiyeceğiz. Kavşağa geldik.
sürüşlerde, yani sokak arası sürüşlerinde göz kamerası olmadan çekim yapmak çok tehlikeli. Ama yine de biraz da olsun sürüşün başlangıcında size bilgi vermek istedim. Şimdi iki tane seçeneğimiz var. Bir tanesi buradan saraya gitmek. Sarayın üzerinden dönüp Sefa Alan tarafının oradan Aydınlar'a gitmek. Ya da Pınarça. Oradan Sefa Alan. Oradan Aydınlar, Allah'a. Çünkü yok kavşağa gelince karar vereceğim. Hadi bakalım. Görüşürüz sürüşün devamında. Arkadaşlar saraya gitme fikrine vazgeçtim. Şimdi Sefa Alan'a doğru gideceğim. Şu bölgede. Gidiş geliş tek yol. Bakalım oradan dönüş yapacağız. Arkadaşlar bu Sefa Alan yolunu daha önce Pınarça'ya bu yoldan gitmiştim. Gidiş gelişli tehlikeli bir yol. Dar bir yol daha doğrusu. Bir de bugün pazar. Piknik vesaire. Ormana gidenler falan. Göl kendi buralarda göl var. Göle gidenler bu yolu kullanıyor. Ama saray yolu daha tehlikeli. O yüzden bugün bu yolu tercih ettim. Şimdi Pınarça'nın girişinin hatta böyle bir özel okulumuz da var. Bu şekilde önce Pınarça'ya, oradan Sefa Alan'a, oradan da Eski İstanbul Edirne yoluna bağlanacağız. Yolun devamında yine konuşuruz. Çok rüzgar var ya, çok. Yani bütün sürüşü bozan sıkıntı bu. Tehlikeden de kastım, bakın arkadaşlar trafik çok ciddi. Yol kenarında çok dar. O yüzden tehlikeli zaten. Pınarça'ya geldim arkadaşlar. Şimdi Pınarça'nın içinden Sefa Alan'a doğru gideceğim. Sefa Alan'ın oradan da Eski İstanbul Edirne yoluna bağlanacağız. O şekilde devam edeceğiz. Şimdi tatlı bir yokuşumuz var, ona inelim. O yüzden telefonu bir kenara kaldırıyorum. Sefa Alan yolundayız. Burada yol kenarında böyle çiftlik evlerimiz, sakil evler falan var. Şöyle güzel ağaçların arasından yolumuza devam ediyoruz. Yalnız yol çok kötü. Çok bozulmuş. O yüzden bir yandan yokuş çıkıp bir yandan bu kötü yolda sağlıklı bir şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Bakalım. Böyle yolumuz. Sefa Alan'a doğru sürmeye devam. Devam ediyorum. Yol parurube gibi. Sürekli zıplatıyor. 20'nin üstüne çıkamıyorum. Yaklaşık bir 11 kilometre olmuş. Ortalama 16, çok düşük. Hem şehir içi hem de bu kötü yol sebebiyle. Hala bu soğuk asfaltta bir şekilde gitmeye çalışıyorum. Trafik de tehlikeli. Sürekli sollamalar falan var. Köy yolda olsa en önemli şey güvenliğimiz arkadaşlar. Bakın elim ne kadar titriyor, görüyor musunuz? Titremeye bakın. Ama doğa ve manzara çok güzel. Gerçekten bu ağaçların arasında sürmek, doğada bisiklet sürmek 10 numara. Sefa Alan yolunu yarıladım. Dediğim gibi yol çok fazla titretiyor. Soğuk asfalt olması sebebiyle. O yüzden hem rüzgar karşıdan esiyor hem de soğuk asfalt. Bu ikisi beni bayağı yordu. Ama devam ediyoruz. Bir yaramazlık yok. Hemen şurada kapaklı ya bağlı bu Sefa Alan ikiz gölleri var arkadaşlar. Bu en son orman yasağından sonra bilmiyorum burayı da kapattılar mı. Ama girişte jandarma yok. Belli ki açık. Bir ara isterseniz size oralarda gösteririm. Güzel yerler. Yola devam. Bisiklet çok sarsılıyor. Görüyorsunuz. Şu el beni mahvetti ya. Bu yol daha önce bisikletle kullanmamıştım. İlk kez kullanıyorum. O yüzden biraz yorucu oldu, pişman oldum. Ama devam. Devam ediyoruz. Şansa bakın ya. Yol zaten kötüydü. Bir de ileride yol çalışması var. Yani
Hayatımda ilk kez bu yolu kullanıyorum. Onda da denk geldiği manzaraya bakın ya. Şuna bakın. Şaka gibi. Toz toprak içinde. Umarım bu yolu kullanabilirim. Bir deneyeceğim bakalım. Çok uzun sürmüyordur inşallah. Şansa bakın ya. Yol ne kadar kötü hale gelmiş. İlerleyelim bakalım. Nerede bitecek haber vereceğim size. Yaklaşık 2 kilometrede bu rezilliğin içindeyim. Şuraya bakın. Bir de sürekli arabalar geçiyor. Toz toprak. İlk kez bu yolu kullanmama rağmen çok pişman oldum. Resmen gravel yolda yol bisikletiyle yol gitmeye çalışıyoruz. Çok kötü durumdayız. İlerisi daha da kötüleşiyor. Bakın bir de araçlar gelirken çok fazla toz oluyor. Bir de yol toprak. O yüzden sürekli arka lastiğim kayıyor. Onu toplamaya çalışıyorum bir yandan. Bir yandan da taşlar lastiği kesmesin diye dikkatli bir şekilde sürmeye çalışıyorum. Şoförler saygılı, sağ olsunlar ama yapacakları bir şey yok. Yol çok kötü. Çok kötü. Yol çok kötü. 4 kilometre oldu. Hala düzelmedi. Düzelmeyecek gibi de duruyor. Çok fazla araçların tozuyla uğraşıyoruz. Bakın ne kadar saygılı şu arkadaş. Yani çok yavaş geçiyor. Ben zarar görmeyeyim diye ama onu yapabileceği bir şey yok. Çok fazla toz toprak kalkıyor. Çok kötü yola düştük. Umarım bir an önce kurtulurum bu iğrençlikten. Şu yolun düzeltmelerine bakın. Şey gibi değil mi, Amerikan filmlerindeki gibi? Asfaltın içini doldurmuşlar. Oo, çok dikkat et. Yavaş be, yavaş. Yolun haline bakın. Çok ilginç. Görüntü şahane. Sonunda kurtuldum. Aşağı yukarı 5 kilometre beni mahvetti. Ama kurtuldum. Şimdi tekrar görece normal bir yola çıktım. Buradan devam edeceğiz. Şöyle bir yamalı yolumuz var. Değişik bir ambiyansı var. Bana Amerikan filmlerindeki o eski asfaltları hatırlatıyor. Çölün ortasındaki asfaltları. Bugünkü tur biraz olaylı başladı. Ama fena gitmiyor. Yaklaşık 1 saat 15 dakika oldu. Fakat 20 kilometre yapabildim. Çok az kilometre yaptım. Hem yol bozuktu. Şehir içi. Bu sefalar yolu çok kötüymüş. Bir de kafadan rüzgar esiyor. Bunların hepsini birleştirdiğin zaman performans olarak kötü bir performans. Ama sürüş olarak farklı ve maceralı bir sürüş oluyor. Devam edeceğiz bakalım. Ortalamamı 20'nin üstüne çıkaramadım bir türlü. Sürekli şeylerle mücadele etmek zorunda kaldık. Ama ne olursa olsun, doğada bisiklet sürmek çok güzel. Bu sıkıntıları sürekli yanımdan geçen vızır vızır arabalara tercih ederim. Evet, burada da arabalar var ama biliyorsunuz o şehir içi yollarındaki gibi değil. Onlar insanı bir yerden sonra gerçekten çok yoruyor. Böyle güzel bir yolda devam ediyoruz. Sefaoğlan köyüne geldim arkadaşlar. Böyle köyü bitiriyorum. Hemen şuradan eski Edirne İstanbul yoluna bağlanacağım. Oradan yolumuza devam. Şurada köpek var, dikkatli olayım.
Sefa Alan'dan çıktım. Şimdi İstanbul sınırına geldim. Burada Atatürk diye bir köy var ya da mahalle. Şimdi oraya gireceğim. Oradan sonra Aydınlar'a doğru devam. Aydınlar'ın orada kısa bir hemen su içme molası. Oradan tekrar devam. Şimdi kalbimizin sahibi güzel Atatürk'ümüzün adının verildiği mahalledeyiz. Şimdi Atatürk diye bir mahalleye giriyoruz. Sefalan'dan çıktıktan sonra yol bu şekilde düzeldi. Şimdi burada yanlış anlaşılmasın ama anlaşılırsa da anlaşılsın. Sefalan yolu ne kadar kötüyse burası da İstanbul'a bağlı. O yol da o kadar güzel yani. Umarım Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kendisine ait köylerin yollarını yapar. Bakın İstanbul yoluna kaymak gibi yol. Bu yol aynı zamanda 3. Havalimanı'na da gidiyor. Öyle de bir özelliği var. Eski Edirne İstanbul arasındaki ulaşımı da yine bu yoldan sağlanıyordu. Şimdi ciddi bir yokuş ineceğim. O yüzden kaydı kapatıyorum. Arkadaşlar bir kılcı geçtim. Atatürk'ü de Atatürk Mahallesi'ni de geçtim. Şimdi hemen mahallenin çıkışından yokuş aşağı indim. Güzel bir iniş oldu. Aşağı yukarı 1 kilometrelik. Şimdi bir kılıcı bitiriyorum. Şöyle size de göstereyim. Hatta çıkış tabelası da var. Şimdi çok ciddi sert. Aşağı yukarı 3 kilometrelik. Ortalama eğim 7-8 olan, bazı bölümlerde 12 bulan bir yokuş çıkacağım. Yokuşta dediğim gibi kamerayı tutamıyorum. Ama ciddi bir yokuş beni bekliyor. Şurada Atatürk Mahallesi'ne duracaktım. Bir su soda falan alacaktım ama boş ver dedim ya. İlerleyen zamanlarda dururuz. Şimdi şurada size gösterdiğim. Şimdi tam şurada önümüzde duran dağ var ya arkadaşlar. O dağın yamacından o dağın tepesine kadar çıkıp aşağı ineceğiz. Ki Aydınlar'a ulaşalım. Ben şimdi telefonu kapatıyorum. Bu yokuşu bir şekilde çıkacağız. Şöyle bir su kaynağı buldum arkadaşlar. Şurada çok az akıyor ama iş görür. Yokuşun bitişine çok fazla kalmadı. Ama suyum azalmıştı. Su bulmuşken bir de gölgelik. Şöyle de bir gölgemiz var. Hem su buldum, hem yokuş bitti. Hem de gölge. O yüzden 1,5 saat oldu. İlk molamı verdim. Tur güzel gidiyor şu an için. Aşağı yukarı 35 kilometre bir yolum oldu. Fena değil ama çok sıcak tabii. Yani biliyorsunuz hafta sonu geç kalkıyorum. Kahvaltıydı vesaire derken. Anca yola çıktım. Güzel, şimdi dinleniyorum. Aydınlar'a da çok kalmadı. Biraz sonra çok fazla zaman kaybetmeden şuradan bakın yokuş aşağı görün. Bu yokuşu tırmandım işte. Buradan şöyle tepe bir alandayız. Yokuşun da az ileride bitecek. Bir sanırım bir 500 metre ya da 1 kilometre civarı bir şey kalan. 500 metre falandır herhalde. Böyle oturuyorum. Su soğuktu, biraz su aldım. Ama kaynak suyu tadı çok iyi değil biraz. O yüzden çok fazla da içmedim. Şimdi biraz nabzım düşmesini bekliyorum. Ondan sonra yola devam edeceğiz. Devam böyle. Aydınlar'a geldim arkadaşlar. Şurası Aydınlar'ın girişi. Tabelalardan da göreceksiniz de bu taraf Çatalca. Bu taraf Saray. Şu yön Saray, şu taraf Çatalca. Çeşme yanında durmuştum ya. Oradan biliyorsunuz su içtim. Size demiştim ya ham su bana iyi gelmiyor. Yani böyle bir çiğ su bana iyi gelmiyor diye. Mecbur kaldım içtim ama midem bulandırdı. Rahatsız etti beni. Sürüşte tam 2 saat oldu. Sanırım işte 2 saatlik bir sürüşte tam aşağı yukarı 1,5-2. saatte ciddi bir açlık bastırıyor bana. Yanıma da bir parça bisküvi almıştım sadece. Onundan şimdi 2 tanesini yedim. Aydınlar'dayım. Şimdi Hallaçlı'ya doğru gideceğim bir 15-20 kilometre. Hallaçlı'da kahvede oturacağım. Orada bir şeyler yerim. Çay içerim, soğuk bir şeyler yerim, içerim. Oradan sonra devam ederim. Şimdi Hallaçlı'ya kadar düşük tempoda. Mümkün olduğu kadar yavaş yavaş gideceğim. O aldığım suyu da döktüm. Evden getirdiğim suyum vardı. Sıcak ısınmış ama onu kullanacağım. Bu şekilde şöyle
yol ayrımı var şurada zaten. Tabelaları görüyorsunuz. Ben de bu yöne doğru, Allaşlı'ya doğru gideceğim. Cix bir araba geliyor. Aydınlardan çıktım. Allaşlı'ya doğru gidiyorum. Bu yola da uzun zamandır gelmemiştim. Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir, aman İstanbul Büyükşehir Belediyesi sağ olsun. Burayı da çok güzel bir beton yol yapmış. Tekrar söylüyorum. Bu bölgede İstanbul Belediyesi'ne bağlı yollar o kadar güzel bir şekilde yapılmışken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yollar ve mahalle yolları, aralar falan çok kötü. Umarım bunun farkına varırlar. Bu hizmet arasındaki farklılığı giderirler. İkisi de aynı belediye. Ama hizmete geldiğin zaman ikisi arasında çok fark var. Şimdi Allaşlı'ya doğru iniyorum. Yine mide problemiyle. Yavaş yavaş güzel bir tempoda devam edeceğiz bakalım. Allaşlı Aydınlar yolunun yarısını tamamladım. Birazcık güneşten de kurtuldum. Şöyle güzel ağaçlar arasında gölgede gidiyorum. Açlığımı biraz bastırdım. 4 adet tatlı bisküvim vardı, onları yedim. Biraz bastırdı ama biraz karnım ağrıyor. Yavaş yavaş kendimi de sıkıntıya sokmadan devam ediyorum. Yol da böyle. Çok güzel bir yol. Şöyle göstereyim, pardon. Şöyle güzel bir yol. Beraber bu yolu sizinle sürüyoruz. Doğada bisiklet sürmek çok güzel. Arkadaşlar, bu güzellik yolun ortasında kalmıştı. Onu yolun karşısına geçirdim. Şöyle gitsin. Nereye gitmek istiyorsa. Yazık. Başına bir şey gelsin istemedim. Neyse, yolun karşısına geçirdik onu. Arkadaşlar, turu tamamlamak üzereyim. Şu an Çerkezköy'de Ambardere mevkiinin oradayım. Şurada ileride bir okul binası var, belki görüyorsunuzdur. Çerkezköy'e ilk geldiğimde ben okulda çalışmıştım. Çerkezköy Matik Ortaokulu. Burası Ambardere diye geçiyor. Hem eğitim bölgesi hem villa bölgesi. Şu karşıda tepede görünen yer de Çerkezköy Tepe bölgesi. Burası sağ tarafımızda askeriye var, sol tarafımızda da Ambardere mevki. Burada villalar, okullar, kreşler vesaire, bunun gibi birçok yer var. Yani eve gelmek üzereyim. Ama direkt eve gitmeyeceğim. Şimdi askeriyenin oradan, otobanın orada bir yokuş daha var. Onu da çıkmayı planlıyorum. Bakalım çıkabilirsem onu da çıkacağım. O şekilde bugünkü turu da böyle bitireceğiz. Çıkamazsam şimdiden bugünkü tur bu kadar. Sizden ricam, YouTube kanalım yeni, biliyorsunuz, büyümeye çalışıyorum. O yüzden videolara beğeni atmanız, yani beğendiyseniz beğen tuşuna basmanız, kanala abone olmanız ve yorum yazmanız benim için çok kıymetli. Bana destek vermiş olursunuz. O yüzden şimdiden bu destekleri verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu turda burada tamamlıyoruz. Güzel bir tur oldu. 55 kilometrelik. Strava linkini atacağım. Videonun açıklama bölümünde görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni bir video daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.